Merhabalar. Sürekli sorulan bir soru. Almanya'da üniversite hayatı nasıl? Neler yapıyorsun? Türkiye'den neler farklı? Nasıl geçiyor? Ne gibi aktiviteler var vesaire? Birazdan bunlardan bahsedeceğim. En azından kendi tecrübelerimi anlatacağım. Buraya gelmek isteyenler için de bir fikir olur diye düşünüyorum. Görüşürüz. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Yine oldukça sıcak bir Almanya günündeyiz. Saçlar da gitti gördüğünüz gibi. Sıcakta dayanamadım artık. Almanya'da üniversite hayatı nasıl? Bir kere şöyle başlayayım. Videolardan da gördüğünüz gibi her yer yemyeşil arkadaşlar. Her yer yemyeşil. Bizim kaldığımız bölge evet biraz daha fazla böyle. Bonn'da yaşıyorum ben. Bu bölge çok güzel ama genel olarak Almanya böyle arkadaşlar. O yüzden yeşillik bir kere size huzur veriyor. Yeşili seviyorsanız. Onun dışında bu videoyu çektiğim yere bakın. Kaldığım yerden 30 saniye yürüyerek buraya gelebiliyorsunuz. Şurada şöyle şu taraf orman zaten. Tamamen orman. Ormanın içinde yürüyüş yerleri var. Böyle dev gibi alanlar var. Şurada insanların futbol oynaması için futbol sahaları var. Burada tenis sahaları var. Burada bir basket potası var, basket oynadığımız. Biraz aşağısı Rennes. Neler yapabiliyorsunuz? Dün havuza gittik mesela. Instagram'dan takip edenler biliyordur. Burada şöyle bir şey var. Artık evde çok başvuru sürecindeyiz. Öğrencilerin başvuru sürecinde. Bu sıcakta evet ama işimiz bu. Mecburen okullarla konuşuyoruz. Telefon trafiği, mail trafiği, başvuruları düzgünce yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Bunaldık, yorulduk, sıkıldık. Ara vermemiz gerekiyor ki kafamız alsın. Daha verimli çalışabilelim diye. Bir saat mola verelim dedik. Bir saatte ne yapabilirsiniz Türkiye'de? Nereye gidebilir? İstanbul'da yaşıyorduk biz tabii ki. Biraz da oradan yola çıkarak söylüyorum. İstanbul'da bir saat molada sadece bir saat içinde önce evden çıkarsınız. Bir yere gidersiniz, bir saat. Orada bir şey yaparsınız. İki saat dönersiniz, bir saat. 4-5 saat gider. Burada etrafta bir sürü yüzme havuzu var. Freibad dedikleri. Girişi 3 euro arkadaşlar. 3 euro veriyorsunuz. İçeriye giriyorsunuz. İçeride de 2 euroya 3 euroya içecekler var. 1 euroya içecekler var. Yanınızda da götürebilirsiniz. Yeşilliğin içinde yüzüp havuza girip yemyeşil ağaçların altında piknik gibi böyle hem piknik yapıp hem havuza girip eğlenip serinleyip gelebiliyorsunuz. Evden 1 dakika yürüdüğünüzde bir yerlerde mutlaka bir spor alanı var. Tenis oynayabilirsiniz. Şuraya gelip öyle parayla hani zengin sporu tenis bilmem ne falan değil yani. Bunları herkes yapabiliyor burada. Basket topunuzu alıp basket oynayabilirsiniz. Bisiklete binmek zaten dünyanın en zevkli şeyi burada. Bisiklete binebilirsiniz. Ormanda yürüyüş orman için muhteşem. Tavşanlar her yerde, tilkiler her yerde sizi böyle yani doğanın içindesiniz. Bunu yapabilirsiniz. Ren Nehri'nin kıyısında yürüyüşe gidebilirsiniz. Bir. Üniversite hayatı nasıl? İkinci konu. Neredeyse istediğiniz her kafede oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Kafe, bar, restoran fiyatları aşağı yukarı aynı zaten. Bir yerde oturup bir bira içtiğinizde en fazla harcayacağınız para 3 eurodur yani. 1,80'e birçok yerde küçük kölşler satılıyor mesela. Köln'e özel bir bira kölş burada. Kahve satılıyor. Alkolsüz içecekler, alkol ne istiyorsanız yani var ve ucuz. Ya bizde nasıl? Biz böyle açıkçası birçok kişi, Türkiye'de öğrenci olan birçok kişi hep en ucuz yerleri tercih etmeye çalışır. Çünkü bazı yerlere giremez. Oraya bir girse kahveye verecek 30 lira, 40 lira. Saçma sapan. Öteki tarafta 5 liraya var. Ona gidecek. Hepimiz böyle yaptık. Yeri geldiğinde de yine yapıyoruz. Ama burada o kadar az ki. Birçok yere girip oturabiliyorsunuz. Bu sizi iyi hissettiriyor tabii ki.
ekonomisi yüksek ve güçlü olan bir ülkede yaşamanın verdiği bir avantaj oluyor. Öğrenci de olsanız birçok aktiviteyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bisiklet mi binmek istiyorsunuz? Ya bisiklet 30-40 euro, ikinci el bisikletler var. Al bir tane. Her yer bisiklet yolu. Şehirler arası bile gidebilirsiniz. Bin. Spor mu yapmak istiyorsunuz? Basket topu. Al gel. Her yerde var bunlardan. Basketini oyna. Yoruldun mu? Bir şeyler mi içmek istiyorsun? Gir 50 kuruşa 20 kuruşa içecek al git. Okulda sürekli partiler oluyor. Sömestr açılışı, sömestr kapanışı partileri. Sürekli bir aktiviteler oluyor arkadaşlar. Oyunlar oynanıyor vesaire. Yani böyle insanlar sizi, yabancı öğrencileri özellikle, yani diyorlar ya ırkçılık. Siz buraya okumaya geldiyseniz, siz Almanca konuşabiliyorsanız belli bir ölçüde. Bilmeseniz de yine çok iyi davranıyorlar genel olarak. Siz buranın yaşam koşullarına uygun yaşıyorsanız, inanın üniversite hayatı burada çok güzel. Kaliteli eğitim var bir kere. Eğitim çok kaliteli, o kısımlara ayrıca geleceğim ama sosyal hayat genelde sorulmuş bana, o yüzden onlardan bahsediyorum. Yapacak çok şey var. Gece eğlenmeye mi çıkacaksınız? Gece eğlenmeye çıkacaksınız. Ben buradaki olayı bahsediyorum. Başka şehirlerde başka farklı tecrübeler olabilir. Semester ticket var. Semester ticket'ı 6 ay 180 euroya aldım, cebime koydum. 6 ay boyunca ulaşım normalde çok pahalı ama bana bedava gibi yani. 6 ay 180 euro bedava. Normalde aylık 200 küsür eurolarda. Köln-Bonn arası. Şimdi sınırsız ulaşımım var eyalette. Koydum. Bir yerde bira 2 euro 3 euro. Şatlar 2 euro. Gece eğlenmeye çıkacağım ya. Kokteyller 5 euro ile 8 euro arası değişiyor. Çok en pahalılarından bahsediyorum size kokteyller. Cebime 20 euro koyduğumda, 20 euro dışarıya çıkıp 5 tane farklı bara gidip oralarda bira içip, şat içip, farklı şeyler içip oradan oraya gidip çıkışta da böyle işte gecenin sonunda da karnım acıktı. Bir de böyle güzel büyük bir döner yedim. Bir sürü şeyler yaptım. Mekanları gezdim, eğlendim, geldim 20 euro. 20 euroya bunu yapabilirsiniz. 20 euro yeterli olur yani. 10 euroya bile yaparsınız yani kısıtlı davranırsanız. Dışarıdan alırsınız hiç yani bir sürü şey var. Hani marketlerden zaten her şey çok ucuz. Lebensmittel dedikleri ama onun dışında mekanlar da çok uygun gerçekten Türkiye'ye göre. Yani sen bunu sürekli 7 ile 6,5 ile çarparsan öyle bile ucuz olmasına rağmen çarpmaman gerekiyor. Çarpma çünkü sen burada öyle artık para kazanacaksın. Ve buranın ekonomisi böyle birazcık kafanda canlanmaya başlıyor. Yani uygun geliyor birçok şey sana. O yüzden yaşam standardın yükseliyor öğrenci olmana rağmen. Birazcık da para sıkıntın yoksa şayet, öyle öğrencilerimiz de var. O zaman daha da rahat edersin tabii. Bizim bu yaptığımız hesapları da yapmayabilirsin. Daha da rahat edebilirsin ama birçok kişi birçok şeye ulaşabiliyor arkadaşlar. Bunun rahatlığıyla okuyorsunuz. Yani bunları düşünmediğiniz zaman okula, bilime, teknolojiye, sanata, derslere daha fazla konsantre olabiliyorsunuz bir kere. Bunu söyleyeyim. Bunun dışında okul nasıl? Okullar zor evet. İngilizce de olsa, Almanca da olsa zor. Bu arada buralarda polenler olduğu için şunu takacağım tekrar. Neden zor? Çünkü kaliteli eğitim var. Mesela bizim okulda devamsızlık %25'ten fazla yapamıyorsun hiçbir şekilde, kalıyorsun. %25'e kadar da hiçbir açıklama yapmana gerek yok. Yani neden gelmediğini falan söylemene, bildirmene gerek yok. Ama %25'i geçersen, raporlu da olsan, öyle de olsa, böyle de olsa o dersten kalıyorsun. Böyle de durumlar olabiliyor arkadaşlar. Yani bazı konularda sertler eğitimlerde, onu söylemeye çalışıyorum. Ders içerikleri zor, klazurlar. Mesela bizde öğretmen bir sınav yapar, gelir, sana takar. Burada da olabiliyor gerçi öyle şeyler ama. Ya da ne bileyim, çok sevdiği bir öğrenciyi hemen geçirir falan. Burada inanın oluyor, tabii ki oluyordur ama minimumda. Neden minimumda? Çünkü Prüfungsamt denen yer var. Yani sınavların kontrol edildiği bir birim var okulda. Sınavlı nasıl bir sınav yapacaksa hoca önce o Prüfungsamt'a bildiriyor. Oradan onay alıyor. Sınavlar onların eşliğinde okunuyor. Onlar sana not verirken ne not verdiğine bakıyor gerçekten doğru mu diye. Yani böyle sana tamamen takıp her şeyi muhteşem yapmana rağmen çok kötü yapmış deme ihtimali çok düşük oluyor. Mesela biz hocaya dedik ki İngilizce Business English dersinde, ya biz dedik sözlükle girebilir miyiz sınava? Hani eseyler yazacağız zor. Sözlük de olsun çünkü sözlük olsa da
Sonuçta essay yazarken sözlük bile olsa bazen zorlanırsınız, yazamazsınız. Ya, Prüfungsamt'a sormam gerek dedi mesela. Kendi karar veremedi. Tamam, sözlük açık olsun diyemedi. O yüzden daha böyle keskin bazı şeyler. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Gerçekten öğreniyorsunuz. Mesela kimse size derste niye kahve içiyorsun? Niye bir şeyler yiyorsun? Önünü ilikle, ayağa kalkmadın, ne biçim giyinmişsin, sakalın var, küpen var, dövmen mi var, şapkanı çıkart, derste şapka takılmaz, bilmem ne gibi şeyler söylemiyor. Hoca geliyor, bizim hocamızın küpesi var, saçları uzun, burada dövme var, şortlarla giriyor falan. Oh, bazen sıkılıyor, diyor ki hadi dondurma alalım diyor, ya bir dondurma yiyip gelelim mi diyor. Dersi bırakıyoruz, dondurma alıp geliyoruz falan. Yani o kadar rahat ama bir o kadar da ciddi. Siz böyle saçma sapan şeylerle uğraşmadığınız için, böyle dış görüntüyle ilgili şeylerle ilgili saçma sapan adetler ve kurallarla uğraşmadığınız için hem çok rahatsınız. Kahvenle geliyorsun, oturuyorsun kahven elinde. Derste kahve içilmez, öğretmene saygısızlık. Böyle şeyler yok yani, anlayacağınız. Şu yapılmaz. Sen ne biçim zibidisin, küpe takmışsın, bilmem ne yapmışsın, yok. Saçın öyle gelmişsin, bir şey yok. Kimse ne giydiğin, marka mı giyiyorsun, düz mü giyiyorsun, hiç kimse buna bakmıyor. Herkes istediğini giyip gelebiliyor. Yani böyle bizdeki gibi marka anlayışı, bilmem ne, valeler arabaları en öne park etsin, özel okullarda şunlar olsun, bunlar olsun, yok. Herkes evden mesela yemek getiriyor. Evden yemek getirmek bizde fakirlik göstergesi. Öyle gibi algılanıyor ya. Ne alakası var? İnsanlar evden yemeğini getiriyor, yanına suyunu alıyor, dışarıda minimum para harcıyor. Adam çıkıyor, şeye biniyor ama, Z4'e biniyor mesela. Yani tercih meselesi, anlayacağınız. Kimse şekilci değil yani burada. O yüzden siz de değilseniz ve böyle şeyleri seviyorsanız, inanın böyle Almanya'da bu şartlarda okumak çok keyifli oluyor. Dersler zor mu? Zor. Ya dersler çok zormuş Almanya'da. Bitirme oranı çok azmış. Abi sen çalışmazsan kimse sana şey yapmıyor. Yani çünkü şu var. Bizde neden yüksek lisans yapıyor insanlar? İşte yüksek lisansı askerlikten, zaten yarısı askerlikten kaçmak için yapıyor. Yarısı gideyim de işte yalandan bir etiket olsun, bitireyim diye yapıyor falan. Burada gerçekten zor olduğu için herkes kendi istediği için yapıyor ve zor şartlarda giderek yapıyor ya. Yani istediği için yapıyor. Çalışmak yerine yüksek lisans yapmayı tercih ediyor. Durum böyle olunca da herkes gerçekten bir amaç için yapıyor. Zor dersler, zor ama kimse ona çalış demiyor mesela. Hoca demiyor ona çalış diye. Biz yaptığımız dersler bu, içeriğimiz bu. Şu tarihte de sınavımız var. İster çalış, ister çalışma. Çalışmazsan kalırsın. Kendin bilirsin. Ama herkes çalışıyor. Kendi kendine çalışıyor. Kimse onlara çalış demeden çalışıyor. Çünkü o adam askerlikten kaçmak için gelmemiş oraya. Çünkü o bilmem annesi babası zorladığı için gelmemiş. Kendi isteğiyle gelmiş. Böyle olunca insanlar kimse zorlamadan çalışıyorlar. Nasıl daha iyi öğreniriz diye uğraşıyorlar. Hangi işi yapıyorsa o işi nasıl daha iyi öğrenirim ben bu eğitimin boyunca diye uğraşıyorlar. O zaman bu bizim alışık olduğumuz sistemin dışında ya birazcık. Herkese zor geliyor tabii o zaman. Ya burada çok zormuş ya. Burada işte böyle sınavdan böyle bir hafta önce çalışarak geçilmiyormuş. Geçilmez abi. Sınavdan bir hafta önce çalışarak burada ders geçemezsin. En başından sıkı tutacaksın. Çalışacaksın. Öğrenmeye çalışacaksın. Yüksek lisansı bitirmek için gelmeyeceksin buraya. Oradaki olayları öğrenmek için geleceksin. Gerçekten öğrenmeye çalışırsan yüksek lisansın biter zaten. Birazcık kilit noktası bu diye düşünüyorum. Bunlar benim şimdiki gözlemlerim. Tabii ki Almanya'daki üniversite hayatıyla ilgili çok fazla daha gözlemler var arkadaşlar. Yaşadığım tecrübeler var. Videoyu uzatmayayım. Bir sonraki videoda onları da anlatacağım. Polen alerjim de devam ettiği için bu ağaçlardan birazcık uzaklaşmam gerekiyor. Bir sonraki videoda üniversite hayatıyla ilgili şeyleri biraz daha böyle göstererek de paylaşacağım. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka sorularınız varsa üniversite hayatıyla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde dönmeye çalışıyorum. Hoşça kalın.